Sosyal Bilimler Lisesi ve Karaköprü Belediyesi'nin ortak düzenlediği Mehmet Akif Ersoy'a anma programına hepiniz hoş geldiniz. Mehmet Akif demek Urfa demek, Mehmet Akif demek Yozgat demek, Mehmet Akif demek Mısır demek, Mehmet Akif demek Şam demek, Mehmet Akif demek İstanbul demek. Milli marşlar, milletlerin birliğini ve aynı istikamette tek bir bayrağın altında yaşamamızı sağlayan temel unsurlardır. İstiklal Marşı, aziz milletimizin bağımsızlık ve özgürlük savaşını ölümsüzleştiren, her mısrasıyla milletin ortak duygu dünyasına seslenen eşsiz bir eserdir. Milletimizin milli ve manevi değerlerini yeni nesillere aktaran abide şahsiyetlerden biri olan Mehmet Akif Ersoy, Kurtuluş Savaşı'nın zor zamanlarında hiçbir zaman umudunu ve inancını kaybetmeyen milli şairimiz Ersoy, milli mücadelenin heyecanını dizelere aktarırken tarihi bir şahlanışın müjdecisi olmuştur. Bendeniz Kalp Sevmekten Yorulmaz diye bir sevdiği kitabı yazdık. Orada anlattım Urfa muhabbetini. Burasını muhabbetin başkenti ilan etmişimdir. Sevginin başkenti Şanlıurfa. Ben Maraşlıyım ve bizim hemşehriler diyorlar ki hocam biz ne olacağız? Valla size süt çimam yeter, muhabbete karışmayın. Şanlıurfa ile hiç kimse yarışamaz bu konuda. Bu memleketin diyorum acısı bile tatlı. Acı çiğ köfteyi yediriyorlar ağzımız yana yana. Ama sonuç tatlı çıkıyor, daha da canını istiyor yedikten. Bak belediyemiz, Allah razı olsun, sadece su, kanalizasyon, elektrik işimiz değil diyorlar. Gönülleri de aydınlatacağız diye sosyal bilimler lisemizle kenetleşmişler. Bu da çok güzel bir şey. Sözüm salonumuzdaki az miktardaki babalara ve annelere. Acaba kardeşlerim. Yok sözüm gençlere de olsun ya, siz de ilerinin babaları olacaksınız, ilerinin anneleri, sevgili gençler. Acaba çocuğunuzun Akif yürekli olmasını ister misiniz? Yeni Akifler bizim evden de çıksın ister misiniz? Kim istemez değil mi? Tamam. O zaman ben şimdi formülünü veriyorum. Babalar, Akif'imizin babası gibi baba olacak. Anneler, Akif'imizin annesi gibi anne olacak. Ya da delikanlılar o babaya yüreklerini ayarlayacaklar. Anneler de o anneye yüreklerini ayarlayacaklar. Yeni Akifler yetişecek. Akif dede diyor, kaç saat içinde yazdı bu İstiklal Marşı'nı. Aldı kalemlerine yazdı. Külliyen yanlış. Böyle o şiir oturup da Bismillahirrahmanirrahim İstiklal Marşı yazımı yazılır mı ya? Hele bir düşünün hele. Benim hocam, edebiyatçı hocam Nihat Sami Banarlı'ydı. Edebiyatın üç zirvesinden biriydi. Hala da öyledir. Allah rahmet eylesin. Derdi ki, Akif'imiz hiç şiir yazmasaydı sadece İstiklal Marşı'nı bir de Çanakkale Destanı'nı yazsa idi büyük şairdi. Bu iki şiir geçilemez. Bunu ben duyalı 50 sene oldu. Geçildi mi? Geçilmedi. Geçilebilir mi? Geçilemez. Yeni Akif olursanız, yeni Akif yüreğine donanırsanız belki benzerini yazarsınız. Yazılamıyor. Şimdi ben de şiir yazıyorum. Ama ben Akif dedemi bildiğim için, ben Necip Fazıl'ın talebesi olduğum için, Arif Nihat Asya benim babamın arkadaşı olduğu için, çocuk yaşından bu işin içine girdiğim için utanıyorum.
yazdıklarıma şiir demiyorum. Adını buldum 40 senedir. Ne diyor? Şiirimsi. Yani şiire benzeyen şeyler. Gidecek yolu, yordamı yok. Yolunuz gönlünüz açık olsun. Allah'a ısmarladık.